Lillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 7. asıl, yani hadis usullerinden var bu hocam, 12 asıl usul, kaide yani prensip. Bu 7.si. Hadisleri böyle müteşabihtir, mecazdır gibi olan taraflarıyla bilebilmek için bir bilgi oluyor bu daha çok. Pek çok teşbih ve temsiller bulunuyor ki, yani benzetme yoluyla anlatmalar, mürür zamanla, zaman geçtikçe veya ilmin elinden, yani alimlerden cehlin eline, cahillerin eline geçmesiyle, o mesele mecaz ve müteşabih meseleler, hakikat maddiye telakki ediliyor. Yani maddi varlık şeklini anlatıyor benzetme yoluyla. Bu zahirde anlatılan şekli gayedir, bu anlatılıyor zannıyla düşünüyor ve öyle anıyorlar. Bu yanlış oluyor. Hataya düşer. Örneğine geçiyor. Mesela sev ve hut isminde, yani öküz ve balık manasında olan sev ve hut isminde ve alemi misalde, misal alem tüm kainatın canlı fotoğraflarını çeken, kainatı kaplayan bir manevi ayna diyeceğimiz alem. Alem-i misalde sev ve hut timsalinde, benzerliğinde berri ve bahri, denize ait ve karaya ait hayvanat nazırlarından, yani nezaret eden melaikelerinden iki melaiketullah, iki Allah'ın melaikesi, sev ve hut, sev olduğu için öküz olduğundan karaya bakan melaike oluyor. Hud da balık olduğundan denize bakan melaike, Allah hesabına nezaret eden melaike oluyorken, adeta bir koca öküz ve cismani bir balık zannedilerek hadise ilişilmiş. Tinkiti bağını arayanlar bunları duyunca böyle cahillerden, veyahut da zaman geçere gide gide anlatmak istenen maksadı bilemeyenlerce ortaya konulan maddi şekil gayeymiş gibi anlatıldı ve de tenkide sebebiyet oldu. İlişilmiş. Hatta bir subay gelmişti Bekir Bey'in yazıhanesine. Kafasına taktığı çok mesele, biz de buymuş. Ben bir tanesi söyledim, bunu söyledi. Ben de okudum. Lemanoz'daki malum harika bahsi. Adam benim kitaba saldırdı. Öyle bir kafaya girdi ki şimdi orada merakı var ki, ona göre ne kadar araştırmış, yok demek ki bu sadece bir tane burada var. Aldım aldım, kurtardım paçayı, almadımsa gitti. Adam masası, Bekir Bey'in masasını, koskoca canlı masasını bu tarafa oturan, oradan kalktı şeyden, koltuktan kitaba saldırdı. Kitabın bir tarafı benim tarafımda, iki elimde tuttu, o da iki eli tuttu. Şimdi kimin elinde kalacaksa o kazanacak kitabı. Biz tabii, kitaba saldırmasına sahip olmak istedim değil mi? Tabii tabii, yani adam hakikat ehli. Ne? İhtiyacın şiddeti nispetinde bunun kıymetleri anlaşıldı da bu maddi hadiseler ispat ediyor. İhtiyaç duyamıyoruz biz ki pişamamıyoruz mesela. Mesela bu acıkma nispetinde yemeğin tadı artıyor. Kupkuru bir yemek, biz dağda yerdik. En âlâ yemekten daha tatlıydı. Hii, hatırlıyorum dildeki zevki. Denizcilikte de böyle motorumuzda ekmek kalıyor sadece, her şey bitiyor. Acıkmışsın, açık hava, güzel, gençlik de var. O kupkuru ekmeği yerken biliyorum tadını hala. Evet. Hadise ilişilmiş. Hem mesela diye bir misal, bir vakit Huzur-u Nebevi'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerle beraber oturduğu bir demde derin bir ses işitildi. Yani
ayağının altından böyle bir uğultu gibi bir şey. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etti ki bu gürültü, bu duyduğunuz ses 70 senedir yuvalanıp ta ancak bu dakikada cehennemin dibine düşen bir taşın gürültüsüdür. Ben bu hadisi daha bu bahsleri görmezken memlekette ne diyordu? Onçakol ediyordu zaten ne diyor? Yani yoğurdu yayık yapıyorsun daha önce de küçüğüz biz ana bir şey gidiyor ne elimi veriyor ben de orada boş kaldığım zaman yine ilmi çalışmamı yapıyorum. Çünkü yarım saat gibi bir zaman geçecek takriben. Boş niye durayım bir elim onu elim bana ne elim sağlamıyor da onu kafa çalışsın diye. Yine zara zara bıraktım önce bir hesap yaptım bu hadisi gördüm. Ben ne bileyim ne maksat vazifesi bunları bilmiyordum ki o zaman. O zaman da matematiğim çok kuvvetli. Bu taşın düşme hızıyla takriben 70 senenin kat ettiği mesafeyi bizden cehennemin uzaklığını hesaplamıştım. Çağatta seviniyordum. Hiç kimsenin bilmediği bir şey ben biliyorum diye. Sağlığınız yok o zaman. Yok. Sen şey yapmışsın abi, yol eşittir, hız çarpı zaman formülü. Ne yaptım, ne yaptımsa yaptım. Evet. Tabi o zaman o yayıp da aradan çıkıyor, adamın bile olmuyor ne zaman ne yaptı. Hız zaman zaman olur. İşte bu hadisi işiten, benim gibi kimseler o zamandaki, hakikate vasıl olmayan, yani asıl gayeyi bilemeyen, İnkara sapar. Olmaz böyle şey diyor. Ne demek? Halbuki 20 dakika o hadisten Resulullah'ın o sözünden sonra katiyen sabittir ki yine rivayetli hadisle biri geldi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama dedi ki meşhur münafık 20 dakika evvel öldü. Şimdi ona ilk söylediği hadisi anlayanlar oldu mu acaba bunun tabi manasını? Sağlıklar. Buradaki ifadeye göre anlamamış anlaşılıyor. Ama anlayabildi bırakıyor yani. Muhaddis değerlendirme şekliyle değil de yani metin şekliyle tespitte hassasiyet gösteriyorlar. Yani muhaddis müfessirlik yapmaz çok kere. Daha bu diğer ya ilim sahasındakilerin işi. Muhaddisler böyle hadisleri sağlam tespit edip ümmete vermek noktasında hararetle çalıştılar ve çok dakik. Ama abi bu hadislere alışılacak bir şekilde herhalde yollamışlar. Yok canım. Yok. Benim çıkardım ben yanlış kaldım. Yani bilinen bir şeydir bu. Herkes de bilir gibi de düşünülebilir. Yani, aman halk yanlış yapmasın diye yani gibi mi demektir yanlış anlamayız ha diye bir yol takip etmezler sahabeler. Evet. Yetmiş yaşına giren o münafık cehennemin bir taşı olarak bütün müddeti ömründe tedennide yani esveri safiline küfre sukuttan ibaret olduğunu, halbuki geçirdiği 70 yıllık hayat, hepsi aşağı düşüş, sukut, tedeni olduğunu gayet belirane bir surette Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam beyan etmiştir. Yani hadisin anlatmış olduğu maksat buydu. Bunlar da örnek olarak verir. Yani bu şekilde hadis dünyasında gezerken tercümelerle giderseniz işiniz çok yerlerde tersine. Yani cemaati bu şekilde... Evet, çok şeyler var şimdi bakıyor. Çok şeyler var bu şekilde böyle ümmete. Tabii, zarar veriyorlar. Alay konusu oldu Müslümanlar. Cenab-ı Hak o vefat dakikasında o sesi işittirip ona alamet etmiştir. Sesini işittiriyor. İşittiriyor. Peygamberimize. Cehennemdeki ses. Sahabeler de işitiyorlar. Ha. Evet.
istiyorlar ki yani illa biz bu madde alemde alışan kafamız bir sebep arar. Yani münafığın cehenneme doğru gitmesi yani cesediyle gitmiyor zaten ki yani gittiği şey cevruhuyla gidiyor. Bu ses maddi bir ses. Atmosferi dalgalandıran bir maddi sebep gerekiyor. Bir çarpışma, bir vurma, vuruş. Öyle bir şey yok. Bu ses niye oldu? Geçen de derste yani karşı tarafta Perşembe dersinde mesele oldu. Biz maddi alemde her hadisenin arkasında Allah'ın koyduğu sebepleri müessir gibi görüyoruz. Gerçek tesir sahibi gibi zannediyoruz. Bu büyük hatadır ama biz zahiri de illa bu şekilde görüyor, anlıyor yani. Kafayı tevhidde ilerletmek kolay değil. Hangi şey olursa olsun, ne olursa olsun, sebebiyle, neticeleriyle hepsi kudret-i ilahiyenin eseridir. An be an tesir altında, kayyumiyetle tasarrufunda tutar. Ve bizim dünyamızda perdeler alemi var, sebepler dünyası var. Kafalar ona alıştı. Öteki tarafı düşünün ki illa bir maddi sebep ister. Yok, burasını zaman mekanı aşacaksın. Ruh mevzu oldu. Yani ruh kabirde mi yoksa her yerde mi? Ya ruhun kabirde olması ve her yerde olması ve hepsi ne varsa Allah'ın işidir bu. Ruh müstakil Allah'ın kayyumiyet tecellisinin dışında olarak varlığa kalamaz ki zaten. Hiç mekanat yoktur ki mesela orada bahsimizin sebebi halakal mevte vel hayate ayeti vardı. Mefti Allah halk etti, mahluktur. Zahiri gördüğümüze göre mert mahluk niyedir ki? Mert var olan mahlukun yok olmasına doğru itilmesi ve yokluğa düşmesi gibi görünüyor. Yani yokluk mahluk niye olsun gibi oluyor. O bakımdan dünyadaki sebep mi sebebe alışan akıl buna bakarken ve buna benzer şeylere bakarken biraz zorluk çekiyor anlamada. Biz yine ne yaparız? Yokluğa doğru geliş, yıkılış da bir harekettir. Fail olmazsa kendi kendine olmaz. Kendi kendine zaten varlıkta değildi ki o mahluk, o zihayat. Andan Allah'ın tasarrufunda idi. O mütasarruf tutuyor bu sefer. Zahiri bir yıkılış altında ebedi bir varlığa doğru gönderiyor. Şimdi bütün bunlar hareket olarak bir faili gerektirir. Bizim zahiri nazarımızdaki yokluk tarafına düşme anlayışımız bizim dünyadaki alışkanlığımızın, anlayış alışkanlığımızın bakışıdır. Burada biz bu mekanlı ve zamanlı ve esbab istilası altındaki alemin üstüne çıkmaya mecburuz. Tevhidi cidden anlayabilmek için. O nazar, o anlayış yükselmeli. Bu ses maddi değil mi? Ses maddi de yani mevcut şu andaki sesimiz maddi ve yani bu maddi Allah'ın tecellisi ve kudret hakimiyetinin halk etmesiyle olmaması halinde o zaman her bir sesi böyle düşüneceğiz. Sebebiyeti altında neticeyi ses olarak verecek. Bu benim sesim de Allah'ın mahlukiyetinin dışında müstakiliyeti yok ki. Benim şu elimi hareketlendirmem, gözümü takmam da ben yani o anda zaman üstü işi elinde tutan bir zatın failiyeti ve halikiyeti için de hadisedir. Ama bunu düşünmekte zorluk çekiyoruz. O zaman itikadında zorluk çekme, teslim ol. İdrak yapamıyorsan, edemiyorsan, o ilmi seviyeye varamıyorsan dinin hükmüne bağlan o zaman. Aklın ölmüyor de ne var sanki? Aklını veriyor mu sanki şu şeye? Ben bizim muhterem felsefe arkadaşımıza
çiftlikten şey yaptım. Fış. Ne bu bunu özelsene? Ne yani bu cami, cansız bir şey nedir bu fış? O da gülüyor, ne dediğimi anladığı için o. Bana bakıp bakıp gülüyor. Çünkü bir şeyler derse daha çok şeyler diyeceğim bildiği için. Hayır efendim, bunlar hepsi bir görüntü. Zahiri görüntü. İşin an be an tasarrufu altında tutan bir zat var. Her hepsi ondandır. Onun için burada gürültüsü, mürültüsü olan artık bu şekilde tevhid noktasında ilmi nazarı ele alırsak bütün bu meseleler nazarımızdan gider. Benim eskiden çok suallerim vardı. Şimdi ise o sualler çok çok gereksiz oldu. Besbelli bir şey diyorum artık. Evet. Sekizinci asıl. Cenab-ı Hakim-i Mutlak şu dar-ı tecrübe ve meydan imtihanda çok mühim şeyleri kesretli eşya içinde saklıyor. Mühimlerini. Arada gömüyor, kaybediyor. O saklamakla çok hikmetler, çok maslahatlar bağlıdır. Mesela Leyli Kadri, Kadir Gecesi'ni çok sevaplı bir gece, umum Ramazan'da hangi tarafında olduğu belli değil. Saat-ı icab-ı duayı, duanın kabul olduğu saati Cuma gününde, o bin gün içerisinde, makbul velisini insanlar içinde arada bul. Daha üstü velilere Rical-ı Gayb denir. Ne demek Rical-ı Gayb? Var, gözün önünde fakat onun o sıfatıyla tanımıyorsun. Mesela Hızır Aleyhisselam ve Hızır Aleyhisselam'ın münasebetini kuran o sıfatların belli bir kısmına sahip olan makamı Hızır tabir edilen şahsiyetler. Biliyorsunuz ne dedik adam yok. Adam yok. Çok hadisler var. Ben konuşuyordum seninle beraber. Adam yok. Sağa koş, sola koş yok. Kaybolmuş. Bunlar Rical-ı Gayb. Herhalde bir şey de görsen adamın teki işte. Aynen insan. Ne yok? Aynen insan değil, zaten insan. Derin inkişafat var. Hap alemini tevhitte aşmış. Yani bu dünyada yaşarken düşüncesi, hissiyatı, kalbi, hayatı öteki alemde. Zamansız, mekansız, esbapsız alemde gezebiliyor. O zaman tabi değişiyor. O zaman onun o hali bilinmez. Onun için böyle insanlar içinde öyle kişileri saklar. Eceli ömür içinde ve kıyametin vaktini ömrü dünya içinde saklamış. Zira niye böyle yapmış? Eceli insan muayyen olsa, yani ne zaman öleceğimizi hepimiz tek tek günümüzü, saatimizi bilsek, ölme zamanımızı, yarı ömrüne kadar gafleti mutlaka daha çok var ölmeme deyip, yarıdan sonra daha acına adım adım gitmek gibi bir dehşet verecek. Kime? İnsanların ekserisine, hepsine değil. Bazısında sevindirecek ama o sevinenler kısmı çok az. Evet. Halbuki ahiret ve dünya muvazenesini, yani ekserin durumu itibariyle ele alırsak, ahiret ve dünya muvazenesini, yani ölmeyecek gibi dünyada çalışır bir iştaha sahibi olmak, şu anda da ölebilirim diye ahireti ciddi manada ele alan kişi olmak gerekiyor. Sadece dünya meselesini ele aldığınız zaman ahiret unutuluyor. Sadece ahirettir. Her gün her öleceğim dünya tarafına bir
yaşayış noktasında fikir ve his ve iştah olmazsa o zaman dünya biter, batar. Çift tarafı korumak, ama dünyadaki çalışma dünya için düşünülmeyecekmiş. Ahiret için düşünülecek ve orada o şevk ahiret noktasından gelecek. Çünkü onun dünya çalışmalarının dini dediği manada neticeleri ahirete bağlı olması icap eder. İnsanın dünya çalışmasının ucu ahirete bağlı olacak. O zaman değer alıyor, yoksa fani olup bitiyor. Halbuki ahiret ve dünya muvazenesini muhafaza etmek ve her vakit havf ve reca ortasında bulunmak maslahatı iktiza eder ki her dakika hem ölmek hem yaşamak mümkün olsun. Halbuki muayyen olsaydı ölüm böyle olmayacak. Ölüm zamanı düşündüğü ölüm ne zamansa o tarih, o zamana kadar ölmeyeceğini düşünecek. Ve o yaklaşınca da ölmezse öleceğim deyip, insanların çoğu ama hepsi değil, dünya tarafını bırakacak, muvazenesizlik olacak. Şu halde mübhem tarzdaki, yani meşhur ve açıkta bilinmeyen, açık olmayan tarzdaki 20 sene mübhem bir ömür, 1000 sene muayyen bir ömre müracahtır, daha üstündür. Mükemmel olan daha üstündür. İşte kıyamet dahi şu insan-ı ekber olan dünyanın ecelidir. Eğer vakti tayin etseydi bütün kurun-u ula ve usta, ilk ve orta çağlar gafleti mutlakaya dolacak ve kıyamet nerede diyecek. Ve kurun-u uhra, son asırlar dehşette kalacaktı. Kıyamet başımıza kopmaya geldi artık diye. İnsan nasıl hayatı şahsiyesiyle, hanesinin ve köyünün bekasıyla alakadardır, öyle de hayatı içtimai ve nevviyesiyle, küre-i arzın ve dünyanın yaşamasıyla alakadardır. Yani insanın yapısı yaratılışı canlı olduğundan o alakası her şeye uzanıyor. Alaka duymadığı bir şey yok. Onun için Kur'an bir terebeti sah der. Kıyamet yakındır. Ayetin manası bu. Kıyamet yakındır. Ama ne zaman? Yakındır işte. Hangi yakın? Demiyor. Ferman ediyor. Bin bu kadar sene geçtikten sonra gelmemesi yakınlığına halen vermez. Ya 1400 senedir yakındır demiş bu ayet, hala kıyamet yok, neresi yakındır denemez. Bunun çok hikmetlerinden birisi, bu canlı anlatıldığı veçiyle her asır bu kıyamet noktasındaki hikmeti, maslahatı nazara alması, ona göre muvazeneyi çalışması gerekiyor. Kıyametin vaktini anlatmak için değil bu ayet, insanları muvazeneli düşündürmek ve yaşatmak için daha çok hikmeti var. Evet, zarar vermez. Zira kıyamet dünyanın ecelidir. Yine bir de bu tarafı da var işin. Dünyanın ömrüne nispeten 1000 veya 2000 sene, 1 seneye nispetle 1-2 gün veya 1-2 dakika gibidir. Bu da dünyanın ömrü hakkında 7000 sene rivayet varsa da, dünyanın ömrü diyorum, insanın ömrü, dünyanın ömrü hakkında dünya için 126 milyar sene diyor üstad. Küre-i arz için 200 bin sene diyor. Fakat onları söylerken de bir kapı yine açık bıraktığını görüyoruz orada ifadelerinde. Tam bir muayyenlik de ve kesinlik ve apaçık bir rakam değil. 7000 sene? İnsanların müddeti Adem Aleyhisselam'ın kıyamete kadar, ama o 7000 seneyi anlatırken usta bir açık kapı bırakıyor.
Şimdi onu orada olduğunu biliyorum da yani cümle aynı hatırıma gelmedi. Ama durum bu. Bu şeydeki evet. 1000 sene veya 50 bin sene evet. Ömründe. Evet. Bir orada bir açık bırakma var. Gibidir. Saat-ı kıyamet, kıyamet vakti. Yalnız insaniyetin eceli değildir ki onun, yani insanın ömrüne nispeten bait görünsün. Yani 2000 sene ya 1500 sene geçmiş, hala kıyamet yok. Halbuki insan dünyada işte 7000 sene yaşama şeklindeki haber esasına bakmıyor bu haber, bu ayetin şeyi. Onun için bu ayet dedi de hala gelmedi denemiyor. İşte bunun için diyor ki hakim-i mutlak kıyameti mugayyebat-ı hamseden olarak ilminde saklıyor. İşte bu ipham sırrındandır ki her asır niye böyle kapalı bırakmış bu? Hikmeti nedir? Şudur ki her asır hatta asr hakikat bin olan hakikatları iyi bilen asr-ı saadet başta sahabeler ve tabi'in gibi büyük şahsiyetler dahi daima kıyametten korkmuşlar. Ha geldi ha geliyor diye. Niye? Ayetin hikmeti bu. Her insan kıyamet gelebilir diye ahirete hazırlıklı bulunması hikmetleri var. Korkmuşlar. Hatta bazıları şeraiti, kıyametin geldiğini gösteren şartları, kıyametin şartları hemen hemen çıkmış demişler. Onlar da haklı, biz de haklı. İşte bu hakikati bilmeyen insafsız insanlar derler ki ahiretin tafsilatını ders alan, yani Peygamberimizden doğrudan doğruya ders alıyor sahabeler hakikatını, ders alan mutayakkız kalpli, uyanık, keskin nazarlı olan sahabelerin fikirleri niçin 1000 sene hakikattan uzak olarak fikirleri düşmüş gibi istibdali dünyevide 1400 sene sonra gelecek bir hakikati, yani kıyameti, asırlarında garip zannetmişler. Burada da bir ifadeye göre kıyametin yakın olmasına bir işaret var. Kesinlik yok da bir işaret var. Evet. El cevap. Bunu üstad yazdığında 1300'lü yıllarda yazdı. Evet. 1300 sen demiyor da 1400 sene sonra deyince yaklaştı. Vapurun bacası görünüyor. Şunu rahat olabilir mi abi? Yani insanın ölümü de bir kıyamet olduğuna göre. O küçük kıyamettir. Bu büyük kıyamet de yaklaştı bazı işaretler. Her zaman yakın çünkü. Her zaman, zaten her zaman yakın olarak düşünülmesi maslahatı var. Sağlıklı düşündüğüne göre. Evet, elbet. Bu hikmetleri bilmekten, mesela bazıları işte Deccal geldi geçti yahut gelecek, bazıları Mehdi geldi geçti yahut gelecek. Doğru da, yani öncekilerin de dediği doğru, sonrakilerin de dediği doğru. Niye? Ya her zamanın böyle bir meseleye ihtiyacı var. Her zamanın kötüleri var. Aa, bu peygamber haber vermişti, bu Deccal olmasın mı deyip o kötü yoldan ve cereyandan uzak durması ihtiyacı var. Her asırın ihtiyacı var. Her asırda şerli cereyanlar var. Ona karşı mukabele eden din yolu hareketleri de var. Ona taraftar olsun, ondan medet istesin, onunla beraber bir manevi istinadgah bulsun, bu da ihtiyaç. Ama her asrın ihtiyacıdır. Onun için geçmişte de bir beklenecek, gelecekte de beklenecek. İlla geldi geçti bitti diye demek olmayacağı gibi, illa gelecek daha gelmedi demek de olmaz. O zaman niçin bu böyle oluyor? Metine bakmak, tercümesinden yol almak oluyor. Halbuki hikmetini bilmek lazım. Onun için hikmet ilmi çok önemlidir. Musa Aleyhisselam gibi bir peygamberi ulul azm hikmet ilmini bile malum şeyden Hızır Aleyhisselam'ın arkasına koştuğunu, yalvardığını Kur'an anlatıyor. Aman efendim bana o senin ilminden ver diye.
ama bazı hadiselere alışılan dünya gözüyle, sebep netice noktasından, ilahi hikmeti düşünmeden bir beşeri anlayışın ve değerlendirmenin nazarıyla, noktayı nazarıyla bakılarak yanlışa düşülüyor. Bu hadisenin manası bu cinsten o ele alarak, o kanatlarını açarak, mana kanatlarını açarak her zamanın insanları nokta nazarını isabetli elde etmesi lazım ki yanlışa düşmesin. Bu hadise cüz'i biyası olarak olmuş, bitmiş, geçmiş, bizimle artık Allah kazıp kalmamış bir hadise ve ayetin beyanı diye ben düşünmem. Çünkü kitaplar öyle demiyor. Nazara alacağız. Mesela şeyde yazdık onu, meşhur etrafı cemaati bulunan bir şey, usta da itiraz ediyor. Kastamını da yazıyor üstad. Bu hadise de işte, Hira Aleyhisselam ne yaptı? O zamanın hizmet elinin hizmet hareketini darbeledi. O da kayık gemi deniliyor da, o bacazdır. Arızalandırdı. Yani eli darbeletin hücum etme sebebini kaldırdı. Hidriye Aleyhisselam bu mübarek zatların şeyine ne ilişiyorsun? Ya öldü mü bu kadar da yani? Yaptın lafı yeter dercesine şey yaptı. Yani söz verdiği halde dayanamadı. Sonra anlaşıldı ki onları korudu. Hızır Aleyhisselam. Korudu da Allah'ın izniyle korudu. Üstelere itiraz edildi. Edilmeseydi ehli siyaset ustada hücum etme ihtimali kuvvetliydi. O yolla kader üstadı korudu. Üstad o zaman rahat ediyor. Bu cüz yatan dallı budak taraflarına kadar gider. Ben de oradan dersimi alırsın. Evet. İşte Peygamber aleyhissalatu vesselamın bu nevi sözleri hikmet-i ibhamdan ileri geliyor. Yani açık dememek, muayyen dememenin hikmetinden böyle söylüyor. Hem şu sırdandır ki Mehdi ve Sufyan gibi ahir zamanda gelecek eşhasları, şahısları çok zaman evvel, hatta tabi'in zamanında onları, yani Deccal ve Mehdi'yi beklemişler. Hatta Kütüb-ü Sitte'de gördüm, bazı böyle sahabe cemaati arasında Resulullah pek heyecanlı olarak, bazen de kalkarak böyle ya da dizi üzerine heyecanlı heyecanlı anlatıyor böyle. Biz diyor hurmalıklara doğru bakıyorduk yani Deccal ve bakayım şimdi geliyor mu şu anda diye. Öyle bir anlatıyor ki sahabenin başı gelme tarafına doğru bakıyor. Ha geldi ha geliyor diye. Niye? İşte anlamak lazım. Evet. Şimdi diyeceğiz ki sahabeler ya çok üstün dereceli şahsiyetler. Buradaki mecaz manayla daha gelmez. Canım şimdi daha ne zaman gelecek ki diye bilselerdi. O zaman bu hikmetten hisseleri kalmamakla basit olurdu. Maksat o şahısların gelecek olduğu zamanı anlatmak değil. Onlara karşı her demde gelen ve devrede bulunanların şerlilerinden kaçmak, hayırlılarına doğru meyletmenin dersidir. Sen şimdi değil dediğin zaman bu hikmet bitti. Sahabenin nazarında bu hikmet niye bitsin ki? Bizim gibilerin nazarında biter bu cehalet dünyasında. Evet. Tabi'in zamanında onları beklemişler, yetişmek emelinde bulunmuşlar. Hatta bazı ehli velayet, bazı evliyalar, onlar, hani Deccal ve Mehdi, geçmiş demişler. Ehli velayet böyle yanlış der mi? Yanlış demedi ki, çok doğru dedi. Öyle demeseler de yanlış olurdu. O kendi taraflarında geçirdiklerine bakmışlar, hisselerini almışlar. Sırrını sen alırsın. Onlar öyle dediler ama
bizim bu devrede Deccal ve Mehdi geldi ya o. Bizim devrede var bunlar. Desin. Büyüğü bize de zaman. Evet. İşte bu da kıyamet gibi hikmet-i ilahiye iktiza eder ki vakitleri tayin etmesin, muayyen olmasın. Çünkü her zaman, her asır üvey maneviyenin takviyesinden medar olacak. Yani Müslüman dünyasında Müslümanlar artık biz battık, bittik, bundan sonra bizim hayatımız gelişmez, yükselmez, ayağa kalkamayız. Biz bittik diye bir ümitsizliğe düşmemek için ve yiğisten, böylesine ümitsizlikten kurtarmak için Mehdi manasına muhtaçtır. Yani evet, çok ezildik, battık, bittik ama Allah bir Mehdi gönderecek ve bütün bunları kaldırmaya yol açacak. Bir ceryan ortaya çıkartacak der. Şimdiki vaziyet böyle ama arkası aydınlıktır diye din yolunda çalışır, ümitle çalışır. Bu manada her asrın bir hissesi bulunmak lazımdır. Hem gaflet içinde fenalara uymamak. Bu mesela bu ifade çok önemli. Hikmet anlatılıyor. Fenalara uymamak için ümmetine çok şefkatli olan, eşi bulunmayan şefkat sahibi olan Peygamberimiz Aleyhisselam bizi ikaz ediyor. 1400-1500 sene öncesinden. Aman sakın ha! Deccal gibi hareketler ortaya çıkacak. Cemiyeti perişan etmeye çalışacak, siz uzak durunuz diye bize şefkatli irşat ikaz yaparken aldırmamış olmak, böyle bir meselesi kişinin olmamak, kendi kafası işte helalinden çalış, namazını kıl, tamam, din tabirlerini yapmakla şerli insan ceryanların karşısında uyanık insanların meydana gelmemekle bilmeyerek o şey ceryanlarına yardım etmek manasında düşünce sahibi olmak, böylece konuşmak ne kadar gariptir, ne kadar aciptir, ne kadar mesuliyetlidir. Böyle insanlar çok görülüyor. Bütün bunlar bilgi, hakikat bilgisinde geri kalmış olmanın acı neticeleri. Fenalara uymamak ve lakaytlıkla, bana ne manasında bir anlayışla nefsin dizginini bırakmamak için nifakın başına geçecek, yani münafıkların başına geçecek müthiş şahıslardan her asır çekinmeli ve korkmalı. Her asır. Niye? Her asırda var böyle şerli insanlar, ceryanlar. Burada bir notum var. Bu kısımda nazara verilen ve nifakın başına geçecek şahıslar, Süfyan ve Deccal ve emsalleridir. Bunlardan çekinmeli ikazı ise, burası yani önemli, dikkat edecek nokta bu. Süfyaniyet ve Deccaliyet ceryanlarından, yani aşılayıp alıştırdıkları hayat tarzından, anlayışlarından uzak durmayı ifade eder ki moda, fantaziye ve asrilik gibi kelimelerle telkin edilen, yani şer ehli tarafından telkin edilen ahir zaman fitnesinin bid'alarıdır. Ve bu tarz hayattan uzak durması isteniliyor. Hazreti Üstad diyor, o uzun çeker, oraya geçmiyorum. 5-10 sayfa kadar bir şey var. Ama önemlidir de. Bunu da ben burada söyleyeyim kendim. Yani Deccal'dan, Deccaliyet'ten, Süfyaniyet'ten kaçmanın manası eğer kişi ise o kadar önemli değil. Kaçmayınız isterseniz. Zaten yok ki neye kaçacaksın? Bu nesilleri diye, varisleri var diyelim. İki kişi fazla gelir. Bir kişi de işte ortada fazla gelebilir bazıları. Ağzını burnunu kırar, işini bitirir. O kadar basit. Mesele olmamalı. Buna kafayı takıp hakikati anlamaz durumda olmamalı. Yaşanılan hayattan geliyorsa kaçmıyoruz demektir. Hepsi bu kadar. Ortaya koyduğu Süfyaniyet hayatından haberimiz olmayıp biz de hissedar isek
afyaniyetten kaçırmış olmuyor, içine girilmiş oluyor derecesine göre. Burasını iyi bilmek lazım. Eğer tayin edilseydi, yani şu tarihte Mehdi, şu yerde zaman mekan kaydıyla bildirilseydi kesin, o zaman maslahat-ı irşad-ı umumi zayi olurdu. Şu tarihte, şu mekanda Mehdi Deccal gelecek ve de aynı yerde aynı zamanda Mehdi gelecek dense, o denen zaman gerçekten o Deccal gelecek, Süfyan gelecek, Mehdi gelecekse istifade eder ama geçmiş asırlar Mehdi, Deccal yok, Mehdi de yok, ona ihtiyaç da yok diye şerli insanlara karşı çekinme ve diğerine karşı taraf olma anlayışı olmazdı. Şimdi burada keseceğiz bir yerde de, saatimiz doldu. Fakat bu bahiste bir iki paragraf daha var. Şimdi Mehdi gibi eşhasın, şahısların hakkındaki rivayetlerin ihtilafatı, farklı farklı rivayetlerin bulunması ve sırrı şudur ki, hadisi tefsir edenler, hadisi tespit edenler var, muhaddisler, bir de tefsir eden muhaddisler var, imamlar var. Metni hadisi tefsirlerine ve istinbatlarına tatbik etmişler. Yani hadisin zahir manasını esas alarak beyanatta bulunmuşlar. Mesela merkezi saltanat o vakit Şam'da veya Medine'de olduğundan, şimdi hadis diyor ki işte saltanat merkezinde gelecek. Ha, o zaman diyor ki yani Şam'da gelecek. O zaman Şam ya da Medine ya da şurası burası neresiyse, yani İslam hilafet merkezi, o öyle devam edecekmiş manasında açıklama getirmiş muhaddis. Hani bir parantez açıp da bu benim sözümdür, bu Resulullah'ın sözüdür diye de bir şey olmamış, metne girmiş, hadisin metnine girmiş. Bu zaman hala millet Şam'da bekliyor. Gidenler var. Beyaz ata binmiş olacak. İle ahireyim. Ne oldu bu sefer? Hakikati görme, gösterme, anlama, anlatma hususunda perdelenme oldu. Demek ilim esastır. Mesela merkezi saltanat o vakit Şam'da veya Medine'de olduğundan Vukuat-ı Mehdiye veya Sufyaniye'yiz, bu Mehdi ve Sufyan merkezleri zamanları bir olması icap ediyor. İki zıt kutuplardır çünkü. Merkezi saltanat civarında olan Basra, Küfe, Şam gibi yerlerde tasavvur ederek öyle tefsir etmişler. Hem de o eşhasın, yani Sufyan ve Mehdi gibi şahısların şahs-ı manevisine veya temsil ettikleri cemaate ait asar-ı asimeyi o eşhasın zatlarında tasavvur ederek öyle tefsir etmişler. Bu da bu var şimdi. Tek kişi gelecek, Deccal. Bu acayip bir adam. Bir tefsir olduğuna işaret ediyor. Ya Deccaliyettir esas gaye. Tek kişi gelecek Mehdi. Vahşetli bir zat. Değil işte öyle. Cemaat ceryanı olacak. Mehdiyet ceryanı, Deccal'ı, Süfyaniyet ceryanı. Bunu bilmediği zaman insan hakikattan çok uzak düşer ve hayal onun ilmi olur. Hayal, bildiğimiz hayal yani. Onun ilmi hayal. Öyle diyorsa hayaliyyun diyor muhakematta. Uydurma mı hocam? Uydurma değil de işte yani ki hayal kurarak olan bir söz. Ondan sonra temsil ettikleri cemaat ait asar azimi o eşhasın zatlarına tasavvur ederek öyle tefsir etmişler ki o eşhası harika çıktıkları var ki bütün halk onları tanıyacak. Haydi bakalım.
acayip bir kişi durumunda, ne kadar sıfatları var rivayetlerde, hiçbir insan ona benzemez. O da hiçbir insana benzemez. Ne oldu bu sefer? Gelecek. Deccal gelecek. Hala gelecek. Mehdi de gelecek, Deccal da gelecek. Garip bir şey bekliyor. Ya çok garip baba. Evet. Bir vekil vermişler. Üstad burada tasfiyat yapıyor. Vazifesi çünkü tasfiyat. Halbuki demiştik, bu dünya tecrübe meydanıdır, akla kapı açılır fakat ihtiyarı elinden alınmaz. Öyleyse o eşhas, hatta o müthiş Deccal dahi çıktığı zaman çokları, hatta kendisi de bu zaten Deccal olduğunu bilmez, halk bilmez. Nasıl bilir? İlim ferasetiyle bilinir, o feraseti ölmüş olanlar bilecek. Diğerleri yok. Yani ilkin Deccal da kendisinin Deccal olduğunu bilmeyecek. Belki nur-u imanın dikkatiyle o eşhası ahir zaman tanınabilir. Feraset-i imanı ya. Yani ilim ve kalbi feraset beraberliğinde. Alamet-i kıyametin olan Deccal hakkında hadis-i şerifte birinci günü bilsene. Yevmün kesemeti, Müslüm rivayet eder. İkinci günü bir ay. Yevmün keşehrin. Üçüncü günü bir hafta. Yevmün kecumadin. Böyle tek tek anlatır hadiste. Dördüncü günü eyyam-ı sahire gibidir. Vesair-i eyyamihi, o Deccal'ın günleri, ona izah edilir. Sizin bildiğiniz günler gibi. Bu da dikkatimi çeken bir nokta var. Üç tanesine eyyam, yevmiyem, yani şey diyor, tek gün olarak anlatıyor. Müfret, yani tekil diyorlar şimdi, geliyor ifade. Dördüncü devresine gelince yevm eyyama, çoğula geçiyor. Çok devreli bir devre. Evet. İç içe çok devresi olan bir de dördüncü devre. Temami kanunu var. Çünkü içtimaiyatta ideolojik ceryanlar, müspet gayri müspet, siyasi gayri siyasi, ideolojik, birbirlerine top oynayanların aynı vaziyetine gidecek. Kül kül adamlar yere düşecekler. O devre, öteki devreler ise tek cins hücum var. Hepsiyle bütün yani beşeri makam sınıfları toptan bir tarafa doğru hücum ederlerken sonra Müslüm'ün rivayetiyle o zatın yani Mehdi'nin ensesinde tunçtan Allah bir şey yapıyor. Mümkün değil ki Deccal, yani Deccaliyet onu yok etsin. Kahrından gidiyor. Deccaliyet perişan oluyor. Onun için hadisin metnini de Üstad fazla açıklama yapmıyor. Ama esas temel yapısını söylüyor burada. Dördüncü günü eyyam-ı sahire gibidir. Çıktığı zaman dünya işitir. 40 günde dünyayı gezer. Rivayet ediliyor. İnsafsız insanlar bu rivayete muhal demişler. Olamaz böyle bir şey demişler. Hatta şu rivayetin inkar ve iptaline gitmişler. Halbuki vel ilmü indallah, hakikati şu olmak gerektiği ki alem-i küfrün, yani kafirlerin dünyasının en kesafetlisi olan, en çok olan şimalde, tabiyyunun, yani kuzeyde, tabiyyunun fikri küfrisinden süzülen bir ceryan-ı azimin, büyük bir ceryanın başına geçecek ve uluhiyeti inkar edecek, Allah'ı inkar edecek bir şahsın şimal tarafından, yani kuzey tarafından çıkmasına işaret ve şu işaret içinde bir remz-i hikmet vardır ki kutbu şimaliyeye yakın, kuzey kutbuna yakın dairede, yani dünyanın o kısmında bütün sene bir gece bir gündüzdür. Hadiste de yevmün kesenetin, Deccal'ın birinci günü bir sene gibidir, bir senedir demiyor.
Ç var orada. Benzetme yapıyor. İnsana gibili gerçekten de 6 ay gece, 6 ay gündür. Bir sene bir gün yapısına benziyor. Çünkü günün de yarısı gece, yarısı gündür. E doğru ama işte hani ya, işte bu yazıldı da doğrudur, doğruluğu çıktı meydana. Ortam başka kimse bunu şey yapıyor. Yok ortalıkta bir şey, yok. Remzi hikmet yani hücum edeceklerin tarafını bildiriyor, hangi tarafa da hücum edeceğini anlatıyor. Öyle diyor bu hücum edecek taraf. Mütevakkız olun, bak şey geliyor, fırtına gelecek kuzeyden. Yani komünizm olan söylüyor. He. Şimal tarafından çıkmasına işaret ve şu işaret, şimdi bir Remzi Hikmet vardır ki Kutbu Şimali'ye yakın dairede bütün sene, yani bir senenin tamamı bir gece bir gündüzdür. 6 ay gece 6 ay gündüzdür. Deccal'ın birinci günü bir senedir. O dağ yakınında, kuzey tarafında zuhurunu ortaya çıkacağını işarettir. İkinci günü bir aydır demekten murat, şimalden bu tarafa geldikçe, güneye doğru geldikçe, bazen olur yakın yazın bir ayında güneş grup etmez. Şu dahi Deccal şimalden çıkıp alemin medeniyet tarafına, şimdi yön gösteriyor, cihet gösteriyor, hücum hedefinin ne tarafa doğru olacağını gösteriyor. Hadis. Tecavüzünü işarettir. Günü Deccal'a isnat etmekle, yani eyyamihi geçiyor hadiste, onun günleri şu işarete işaret eder, şu anlattığıma bakar. Daha bu tarafa geldikçe, yani güneye doğru geldikçe, bir hafta güneş grup etmiyor. Daha gele gele, yani Cuma'tin demiştim etinde, gele gele turuyla grup ortasında 3 saat devam ediyor. Ben Rusya'da iken böyle bir yerde bulundum, yani esaretteyken. Bize yakın bir hafta güneş grup etmiyor, etmeyen bir yer vardı. Seyir için oraya gidiyorlardı. Deccal'ın çıktığı vakit, umum dünyayı yitecek olan kaydı, telgraf ve radyo halletmiştir. Şimdi buralar işitecekten Deccal çıktı diye bilecek artık, artık Deccal geldi mi gelmedi mi diye söz edilmeyecek manasında değil. Deccal'ın çıktığını duyacak da Deccal mı değil mi onu bilmeyecekler. Ama gerçekten Deccal olduğu halde Deccal'ın çıktığını haber verecek, ama yani Deccal olan kişinin çıktığını Deccaliyet sıfatıyla değil. O zaman bütün millet bilirdi. Ama bilmeyecek. Biliyorum şimdi Risale-i Nur'un her dilden Deccal, bu 5. şuayla vesaire mektuplarla Deccal'i ilan etmesi, yayması bir noktada imtihan sırrını zedelemiyor mu? İleri zedelemiş olduğunu görecektik. Tabi bakıyoruz hala bizim dairemizde bile. Şimdi mesela Üstad Hazretleri'nin devresinde Hamza diyor Üstad'a, bana bunlar diyor iyi yapmak istiyorlar, sen diyor bunları diyor şey yap diyor, senin vazifelerini dövdüm diyor. Düşün şimdi, Üstad iğneyi yapmayınız diyor, bizim nevzi doktorlarımız buna iğne lazım diyorlar. Doğrusu lavallara ben orada olsaydım yapmıyordum, bitti o zaman. Şimdi bakış, hatta Üstad demiş, siz demiş kimin yanında olduğunu Mehmet Çalışkan amca anlatıyor, kim sana diyor. İyi denge bilmiyorsunuz demiş yani. Gerçekten bir karışma şeyi var. Ben mesela Üstad'ın yanına gidemedim. Yani İstanbul'daydım da yine gidemedim. 1959, Üstad hayatta. Biz memlekette ilk Risale-i Nur'u duyduğumuz zaman Üstad'a olan bakışımız giderek daha artmadı. İlmi cephesi arttı. Yoksa verdiğimiz, ona bakışımızda verdiğimiz makam artmadı. Tafsir şeyi arttı yani, inceliği arttı. Hatta o zamandaki belki daha da şeydi, daha da yani kaliteliydi diyeceğim yani. Şimdi alışılıyor. Ve bir düzelttir. Hatta işte şudur, vasfını söylerler. Fakat bu şundan bundan duyulduğu için söylenir. Fakat asli şeyi, büyük şahsiyeti şey yapılamıyor.
O büyük şahsiyetin bilinmesi eserinden bilinecek. Allah da eserlerinden bilir Allah'ı. Yani her şey eserinden bilinir. Yani her şey derken bir insanın sahip olduğu meziyetleri, ne bileyim bu maharetleri adama baktığınız zaman göremezsiniz. Ortaya o görünmeyenler fiile çıktığı zaman görürsünüz. Şimdi üstadın hayatına baktığınız zaman bir köycemiz hocası dersiniz. Kitabı öyle yazıyor. İhtiyar ve ovalı bir zat. Bir şeyhle kimsesi yok. Bakıma muhtaç. Fakat şahsiyet-i manevesine baktığınız ve anladığınız zaman dersiniz. İlginç olarak baktığınız zaman aman efendim dersiniz. Düşünün. Dünyadaki bir ağaçta oturuyor. Kuru bir ağaçta oturuyor. Öyle ki gece faslı kainatı seyrederken hayal istilası oluyor ve fıtri bir şekilde vicdanından Subhanellezi ayeti duası çıkıyor ağzından. Şimdi biz bunu okuyoruz, geçiştiriyoruz. Ve yaşadığı halet, hissiyat ve meşhudat dünyası, yani ruhi bir inkişafat ve seyir hadisesi mi intikal etmiyor vatandaş? O zaman bu ihtiyar zatın şahsı manevisini nasıl bilecek? Olmaz. Onun için kitapta üstadı tanımak isteyenler, tanımak istiyorlarsa kitaba baksınlar deniliyor. Ama kitabın bu kırmızı kapağına, yazısının biçimine demiyor ki. Anlatılan derin ve ince ve müstevli hakikata, kainata gömülmüş, kökleşmiş gibi olan anlattıklarına bakacaksınız. O zaman yani üstadı tanıyacaksınız ve de sizin idrak derecenize göre yine tanıyacaksınız. Tamamını değil. Tamamını tanıyan diyen kendisini aldatıyor. Dediğini dinleyenle kabul edenleri de aldatıyor demektir. Herkesin sesine göre bir şey anlatıyor. O kadar. Hepsi ne kadar büyük olursa olsun o kadar. Derecesine göre anlamış olacaktır. Onun için yani bu meselede kök ve merkez saha kitabın içinde gömülü hakikatler ve hikmetler alemidir. Oraya bakılacak. Oradan onun dimağında ve ruhunda ve kalbinde, daha doğrusu kalbinde, ruhunda, kalbinde, dimağında ki hakikatlerin manevi büyüklüğü, isabetliliği, kainata kök salmış olmuş, saldığı şekli anladığı derecesiyle sokanacaktır. Bu meselenin temelinde ceset yatmaz, ruh yatar. Temelde ruh var. Ruh da insanın nazarında ceset gibi görünen bir şey değil ki. O da burada, o ruhu da görürüz, o da onun meziyetlerini görürüz. Şu kitapların içindeki mana derinliklerine ve külliyetine idrak nispetinde olacaktır. Onun için kitap öyle demiştir. Risale-i Nur öyle demiştir. Üstadı tanımak isteyenler ziyaretiyle olmaz. Burada kesiyorum. Çünkü bu bitmedi ama ne de bunun arkası? Ha? Devam edeceğiz zaten bu bahsi biz. Burada kesiyorum. Bakayım. Tamam. El Fatiha.